Herkese merhaba. Viyana'dayım. Bir pazar günü ev sahibimin bisikletiyle beraber Viyana turuna çıktım. Böyle gün içinde neler var neler yok bakıyorum. Bu yine Tuna Nehri. Başka kolları da var yine paralelde. Oralara da gideceğim. Şu ana kadar çok çok ama çok sessiz ve sakin buldum burayı. Sıkıcı diyemem. Yani biraz huzurlu. Aşırı huzurlu. Her şey belli bir düzen içinde akıyor, bunu görebiliyorsunuz. Böyle bir koşuşturma şey yok. Pazar günü olmasından dolayı hemen her yer kapalı. Sadece bazı böyle fast food satan, ayaküstü atıştırmalık döner gibi şeyler satan yerler açık. Onun dışında her yer kapalı. Ama keyifli şu an, hava güzel. Akşama kadar bisiklet tepesinde geziniyor olacağım şehir içinde. Farklı farklı yerlerde ilginç şeyler gördükçe çekeceğim. Burası hoşuma gitti. Devamı gelecek sanıyorum. Şimdi bu kadar. Viyana'dayım hala ama gerçekten buranın adını bilmiyorum. Böyle bir yer buldum. Şimdi az önce Tuna Nehri'ni geçmiştim. Havanın da güzel olmasıyla beraber birçok insan böyle gördüğünüz gibi dışarı çıkmış. Koşusunu yapanlar, futbol oynayanlar, sadece yürüyüş, bisiklet. Öyle mekan, yani park bayağı büyük anladığım kadarıyla. Diğer köşelerine de devam edeceğim biraz pedallamaya. Görün istedim. Sakin, huzurlu, keyifli görünüyor. Evet, devam edelim. Hadi bakalım, görüşürüz. Parkın tam ortasında böyle arkamda gördüğümüz şey var. Tam olarak ne olduğunu anlamadım açıkçası. Ama şurada Never Again yazıyor ve bayağı eski duruyor. Sallıyorum, biraz mantık yürütüyorum, biraz sallıyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir şey olabilir. Amacı ne, neyle ilgili bir bina onu bilmiyorum. Ama enteresan görünüyor parkın ortasında. Çekeyim istedim. Görüşürüz. Şehrin orta yerinde böyle bir parka sahip olmak güzel olsa gerek bakın. Özellikle bahar, her yer yeşilken çok güzel olacağını düşünüyorum bu yerin. Oldukça da büyük. Yani neredeyse diyebilirim ki kayboldum içinde şu an. Bakayım nereden çıkabilirim, devam edebilirim. Şu nehri görmek istiyorum, diğer kolunu. Bay bay. Evet, burası da bir başka yer. Yine böyle insanlar yürüyüş yapıyor, geziniyor, koşusunu yapıyor, bisiklete biniyor. Sol tarafımda Luna Park gibi bir şey vardı. Oraya geçtim. Şu ileride yine biraz solda ilginç bir Luna Park oyuncağı var. Onu göstereceğim. Biraz korkutucu. Yani ben Türkiye'de görmedim. Bakalım, çalışırken yakalarsam güzel bir video olacak galiba. Şu an aynen böyle bisiklet tepesine gidiyoruz. Ortam yolda öyle park çok büyük. Yani bu bir tane değil, birçok park var bunun gibi. Açık alanlar, ağaçlıkları, havaalanabileceğiniz alanlar var bayağı fazlaca. Biliyorum eğer nasıl, Viyana'nın en ünlü yerlerine, yok saraylara falan bakacağımı zannediyorsanız ya da müzelere, hiç öyle bir şey yok. Müzelere çok ilgim yok. Saraylarda da değil yani. Öyle aldığım başımı çok nereye gideceğimi bilmeden takılıyorum. O yüzden önüme çıkan ilginç ne olur, her ne olursa onları göstermeye çalışacağım. Evet, sokak müzisyenleri. Sanırım o oyuncağı, salıncağı buldum. Onun yanına gideyim, görüşürüz. Evet, gördüğünüz gibi az önce yukarı doğru çıkmaya başladılar. Dönüyor. Daha hala sürekli tepeye kadar çıkacak. Baya korkunç görünüyor, bilmiyorum. 5 euroymuş fiyatı. Aslında çok pahalı değil ama bilmiyorum, biraz korkutucu geldi bana. Dener miyim, denemez miyim bilmiyorum. Güzel de bir video çekilebilir aslında orada ama. Bilmiyorum, pek yemedi galiba. Çok yüksek ya. Ta tepeye kadar çıkıyor. Bilmiyorum. Belki yanımda birisi olsaydı denerdim, iki kişi, ama tek başıma sıkıntı benim için. Neyse, görüşürüz abi. Evet, oldukça batılı tarzda yapılmış bir Luna Park, yani eğlence merkezi. Hemen arkasında duyuyorsunuz. Bizdeki kamikazeye benziyor. Bu tarafta böyle şeyler. Bizde İzmir Fuarı'nın içindeki Luna Park'a benzer oyuncaklar var. Vallahi tekrar söylemeden edemeyeceğim. Yani bunun gibi bir yere, şehrin merkezinde sahip olmak
Bence çok büyük bir şans, çok güzel bir şey. Yani şu çevreye baksanız, hele burası baharda ağaçların yeşil olduğunu falan düşünün. Herkes koşusunu yapıyor, bisikletine biniyor. Yani şu an arkadan zaten sonunu göremiyorum artık, nereden girdim buraya. Ama bu tarafa bakıyorum, buradan da sonu gözükmüyor. Yani çok çok büyük bir yer. Ne bileyim, biz Bornova'da büyük park diyoruz. Yani 5 dakika sürmüyor içinden çıkmak yürüyüşle. Böyle bir yer hiç beklemiyordum bunu, çok hoşuma gitti. Devam ediyorum bakalım nereye çıkıyor. Evet, karşıma böyle bir yer çıktı. Hala aynı parkların içindeyim. Yani sadece aşağıya bir patikaya indim, hemen yukarıda az önce ilerlediğim yol. Çok iyiydi ya. Ha, ilk defa kargaları bile banyo yaparken görüyorum. Kargalar, martılar, ördekler hepsi aynı yerde. Evet, dün akşam buraya geldiğimde Sebastian'ın evine yürürken burayı görmüştüm ama çok karanlıktı video çekmek için. Şu an geldim, tam ne olarak ne olduğunu bilmiyorum. Arkamdaki bina sanıyorum müze, öyle yazıyor. Ama ne müzesi hiçbir fikrim yok. Direkt de oradan dikkat çekiyor zaten. Şöyle döneyim. Arkada bir koca bina daha var. Burada böyle bir bildiğim bayağı kocaman heykeller var. Devam edelim bakalım başka. Ben de şu an ilk defa keşfediyorum. Evet, karşıya geçtim. Bu hemen sağ tarafımda gördüğünüz koca bina. Yanlış okumuyorsam Ulusal Kütüphane diyor. Bu kadar kocaman bir binanın ben böyle ne bileyim parlamento, hükümet konağı falan bir şey olacağını zannediyordum. Kütüphane gerçekten efsaneymiş yani, kocaman. Sanırım buradan geri döneyim artık, yeter. Evet. Tekrar eve doğru yollanıyorum, bay bay.